Ferdi Bey, şu an telefon attığımızda Yavuz Seçkin var. Yavuz, merhabalar. Merhaba, günaydın. İyi programlar. Ben de takip ediyorum. Yavuz, izliyorum. Herkese selam olsun. Teşekkürler. Yavuz, 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 sen çıkmıştın ve Berlin Kaplanı filminin senaryosu bana ait demiştin. Ben benim tamamıyla alakalı değil de ana hatlarıyla Kreuzberg Kaplanı diye bir karakterim vardı. 2009 yılında işte ortaya çıkan noter taktikli bir popçu, Berlin doğumlu, lakabı Kaplan ve internette işte klipleri olan, konuşma tarzıyla zaten çok çok benzerlikler var arasında. Yani bir karakter, benim film yapmak istediğim ama bazı talihsizlikler yüzünden yapamadığım bir karakter, Dasborak karakteri. Senaryosu da biliyorsunuz hakikaten çalınmıştı bizim senaryom, hatırlar mısınız? Arabam sürülmüştü, senaryom çalınmıştı falan. Evet, böyle evet, çok evet. Trajikomik, hatta bundan da bir hikaye çıkar yani. Evet. Ondan ya, sonra şey, çok başına işler geldi o senaryonun. En son böyle bir durum oldu. Bizim hikaye çöpe gitti. Benim evet. Ya, böyle özetleyebilirim. Sen Ata Demirer'le Avrupa Yakası dizisinde beraber rol aldın. Şuna dayanarak mı söylüyorsun benden esinlenmiş diye? Hani set aralarında ben bahsediyordum senaryomdan ve yeni projemden. Ata da aldı bunu, Berlin Kaplanı'nın içine soktu. Zaten yani o haberim yok demiyor zaten. Yani o birkaç okudum, takip ettim. Yani karakterden haberi var. Hatta sadece isim benzerliği gibi bir iddiada bulunmuş da. Yani peki diğer içeriğinin benzemediğini nereden biliyorsun? Ben ona bir cevap arıyorum. Hani sadece isim benzerliği diyor. Peki hikayene mi benzemediğini nereden biliyorsun? Demek ki hikayeyi de okudun yani. Değil mi? Yani bu ortaya bu netice çıkıyor. Sen olayı yargıya taşımasın mıydın? Bayağı Yavuz, destek olduk ona bu filmin izlenmesinde. Yani istemeden oldu. Hakikaten özür diliyorum. Kendimden özür diliyorum önce. Böyle bir şeye neden oldum. Yani ister istemez filmin reklamı olmuş oldu. Üzüldüm yani. En çok buna üzüldüm. Peki sen olayı yargıya taşıdın mı? Efendim? Olayı yargıya taşıdın mı? Şimdi biz zaten o film çekimine başlandığında iddianame gönderdik. Yani bu isim birebir, yani Berlin Kaplanı, Kreuzberg Kaplanı. Yani ikisi de yani Berlin Kreuzberg demek zaten. Benim yani çok büyük benzerlik var. Şöyle bir durum daha var. Benim karakterim popçu. Onunkisi boksör ama benimkisi aynı zamanda dövüşçü bir karakter olduğunu ben yapım şirketiyle konuştum. Kendisiyle değil. Hatta ben onun yönetmeni de benim Avrupa Yakası'ndan yönetmenim olduğu için Hakan Algül. Ona da bahsetmiştim. Yani set arasında herkes birbirine her şeyden bahseder. Yani orada karı koca gibi oluyorsun zaten. Yavuz, peki, şöyle bir şey. Ferdi Tayfur'un benzerlikleri daha fazla olunca sen Ferdi babaya saygımızdan ben geri çekiliyorum gibi bir şey söyledin galiba, değil mi? Ferdi babanınki çok baba benzerlikleri olduğu için bizimkisi daha böyle junior kaldı, küçük kaldı. Yani böyle bir durumla da ortaya çıkmak, yani sonuçta karşıda bir komedyen, öteki tarafta hakikaten bir baba var, Ferdi baba var. Yani karşı tarafta bir de iyi bir komedyen. Peki Yavuz, sen hatta kal Yavuz. Yani keşke olmasaydı bu tür hareketler. Keşke hak yenmeseydi yani diye düşünüyorum şu anda. Yavuz, peki sen hatta kal der ki Ferdi Baba'ya söyleyeceklerim vardır. Reklamlardan sonra dinleyeceğiz seni. Evet Yavuz, bir şey söylemek istiyor musun Ferdi Tayfur'a? Hatta Demirer abi böyle üzgün bu durumda görmek hakikaten beni, bizi de üzüyor. Bence ne yapalım, olan oldu deyip işi yargıya bırakmak lazım. Üzülmesin Ferdi babamız, o bir tanedir. Evet, peki, teşekkür ederiz. Yok, çok teşekkür ederim. Evet. Rica ederim, iyi programlar. Ferdi baba, söz sizde. Kendine iyi bak. Efendim, insanlarımızı bu şekilde sabahın bu saatinde belki güldürdük, belki üzdük. Lütfen beni bağışlasınlar, kusurumu bakmasınlar. Bu bakımdan çok özür diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz sizin 44 yıllık emeğiniz içinde dinleyicileriniz olarak biz size teşekkür ediyoruz. Çok mersi, yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun efendim. Sağ olun.